Ya Hacer, anlatamıyor muyum sana? Bu kadar büyütme diyorum sana ya. Allah Allah. Dünyada ilk boşanan biz miyiz? Ha? Tövbe estağfurullah. Bitmişse bitmiştir işte. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Kaç kere konuşacağız? Yok. Biz iyiydik ama. O ortaya çıkana kadar. Sende hiç gurur yok mu? Onu seviyorum. Hayatımda başka biri olduğunu bile bile gitme diyorsun. Nasıl bir kadınsın sen ya? Nasıl? Yuvamı kurtarmak istiyorum. Yuvamı. Ortada yuva diye bir şey kalmadı. Bunu o kafana sok, tamam mı? Mahkemeyi açtım. Eğer biraz gururun varsa boşanmayı hemen kabul edersin. Ercan gitme. Biz sensiz ne yaparız? Arda ne yapar? Beni düşünmüyorsan onu düşün. Arda bebek mi? Bizi nasıl mutlu olacak ha böyleyken? Ercan Allah aşkına. Arda'nın sana nasıl düşkün olduğunu bilmiyor musun? Yine başlama ya. Yine başlama. Ercan gitme. Gitme. Ercan. Hem de ardına bile bakmadan. Aramadım bile. Hiç ama hiç. Ama ben seni aradım. Hala da arıyorum. Neden arıyorum biliyor musun Ercan Adalı? Sana bizi yaşattıklarının hesabını sormak için. Sormak için. Arda? Arda iyi misin oğlum? İyiyim anne. Ne kadar iyi olabiliyorsam o kadar iyiyim işte. Nereye? Nereye mi? Benim bir işim olduğunu unutuyorsun herhalde anne. Annem. Canım annem. Aslan oğlum. Oğlumu mahvettin Ercan. Hayatını çaldın yavrum. Senin yüzünden okuyamadı. Senin yüzünden bir arkadaşı bile olmadı. Sadece seni düşündü yıllardır. Seni bulmayı, senden hesap sormayı. Yavrumu mahvettin. Allah'ın cezası. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Sağ ol. Ben devam edeyim. İyi olur. Bunun derdini ancak sen anlarsın oğlum. Geç. Derdinden sen anlarsın da senin derdinden kim anlar acaba? Anlasam belki anlayacağız da. Oh.
Buldum seni. Baba, yıllardır seni aradım ben, seni. Lan ne oluyor ya, kimsin sen? Ben... Özür dilerim, bir yanlışlık oldu. Başlayacağım şimdi yanlışlığını da, özrüne de. Geri zekalı mısın lan sen? Birine benzettim, kusura bakmayın. Hoş geldiniz Sedat Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Arabanın işi bitmedi mi daha? Bitti bitti. Arda, araba hazır değil mi? Hazır, 5 dakikalık işim kaldı. Biraz bekleyeceğiz. Buyurun şöyle geçin. Aşkım, sen otur, şirketten arıyorlar. Ben şuna bir cevap vereyim. Tamam. Buyurun. Şöyle geçin. Efendim hayatım, şirketteyim. Şu an lavabodayım ama birazdan odama geçerim. Önemli bir toplantı var bu akşam. Siz beni beklemeyin. Sen söyle bir tanem. Babanın toplantısı varmış da. Utanmıyorsun değil mi yalan söylemeye? Hı? Başka kadınlarla ya. Gez. Karına yalan olmuyor söyle. Ya. Ya. Çocuklarını düşünme. Allah Allah, ne diyorsun? İşine baksana sen. Ben işime bakayım. Sen başkaları için ya. Çocuklarına yalan söyle. Oldu. Allah Allah. Allah. Arda. Bela mıdır nedir? Arda dur. Git kardeşim buradan. Sakin Sedat. Ol. Ne yapıyorsun sen? Polis çağıracağım. Çağır. Deli midir nedir ya? Kimi şikayet edeceksin? Beni mi? Suçlu ben miyim? Suçlu Aa. Sensin. Suçlu o. Çünkü alçaksınız. Arda yeter. Ne diyorsun sen, ne yapıyorsun ya? Bana hep derdin ne derdin ya? Al işte derdin bu. Benim alçak babam da işte böyleydi. Tam da böyleydi. Bir kadının peşinden çekti gitti arkasına bakmadan. 10 yaşındaki enkazı aldırmadan gitti. Baban mı? Babam ya. Babam. Kusura Allah bakmayın. Allah. Ben hemen geliyorum. Arda. Arda dur bekle. Deli midir nedir? Oğlum nereye gidiyorsun? Arda sakin ol. Çok üzüldüm. Ben de ilk zamanlar çok üzülmüştüm. Ama sonra geçti. Başka bir duygu yerleşti içime. Onu bulacağım. Gözlerinin içine bakacağım. Ve biz sana ne yaptık diye soracağım. Ama bulamadım. Bıkmadan aradım. Hala arıyorum. Ama yok. Arda, böyle olmaz oğlum. Hem kendine hem annene çok zarar verirsin. Oğlum, yazık değil mi sana annene? Baban ölmüş, kabul et. Ölenin mezarı olur abi. Toprağını sıvazlayacağın, başında ağlayacağın mezarı olur. Haklısın ama başka çare yok oğlum. Hı? Siparişinizi alabilir miyim? Ben bir çay alayım. Siz ne alırsınız? Beyefendi size ne vereyim? Arda. Arda. Efendim. Ne istiyorsun? Şu adamın adı ne? Aa, bizim şef. Bizim şef Ercan abiye mi soruyorsun? Siparişiniz? Benimkinin aynısından olsun. Tamam hadi. Peki. Arda. Kim o Arda? O mu yoksa babam mı? Babam mı? Baba olmak o kadar kolay mı Faruk abi? Çağırayım mı? Hayır, şimdi olmaz. Arda, keşke evin adresini hiç almasaydık. Keşke buraya hiç gelmeseydik. Ben bugünü ne kadar bekledim abi, bir bilsen. Sakın delilik yapma. Sakın, tamam mı? Buyurun. Ercan Adalı ile görüşmek istiyorum. Haber vereyim babama. Baba. Arda, gözünü seveyim, sakin ol oğlum.
Buyurun. Sakin olayım öyle mi? Baksana beni tanımadı bile. Hayırdır? Tanıyamadım. Tanıyamadın mı? Ben tanıtayım kendimi. Adım Arda Adalı. Arda mı? Evet Arda. Hani yıllar önce elinin tersiyle ittiğin, bir daha arayıp sormadığın, yaşıyor mu öldü mü merak bile etmediğin Arda. Ben... Evet sen? Sen ne? Bunları burada konuşmasak. Neden? Kızın üzülecek diye mi korkuyorsun? Bu kadar hassas mısın sen? Hiç öyle değildin. Lütfen gidin. Yarın dışarıda buluşur konuşuruz. Baba bunlar kim? Ben mi söyleyeyim yoksa sen mi söylersin? Elif sen içeri gir kızım. Tamam. Demek İstanbul'da yaşıyorsun. Almanya'daydım. Döneli 2 sene oldu. Duydun değil mi? Döneli 2 sene olmuş. Aman ne güzel. Ne güzel bir gerekçe. Ben kendime yeni bir hayat kurdum. Yıktığın hayatın ne durumda olduğunu hiç merak etmedin ama. Hiç vicdanın sızlamadı. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Neden? Baba olduğun için mi? Neden seninle böyle konuşamam? Lütfen gidin buradan. Gidin yoksa polis çağıracağım. Bizi bırakıp gittiğinde ben daha 10 yaşındaydım. Her gün aradım onu. Her gün. Niye? Bizi neden bıraktın diye sormak için. Ama daha da önemlisi... Özlüyordum onu Faruk abi. Söylediği şeye bak. Polis çağıracakmış. Lanet olsun. Hiç ama hiç değmezmiş. Boş ver. Gidiyorum. Bir daha asla anmam adını. Asla babamı bir kez olsun göreyim demem. Asla. Bakın Ercan Bey. Asıl siz bakın. Konuşun onunla. Bir daha sakın kapımı çalmasın. Sakın. Anladın mı? Sakın. Ya sabır. Arda. Baba hasta mısın? Değilim bir tanem. Baba. Efendim. O adamlar kimdi? O adamlar mı? Çay bahçesinden tanıyorum işte. Bir neden o kadar sinirliydi? Neden seninle öyle konuştu? Aramızda bir tartışma olmuştu kızım. Keşke annem burada olsaydı. Annen gelince bunları anlatma sakın. Neden? Üzülmesin. Anlatma tamam mı? Tamam babacığım. Hı, aferin. Arda. Neyi var Allah aşkına? İçeride konuşalım. Buyur. Arda, biraz konuşalım mı? Niye konuşacağız? Konuşacak ne var Faruk abi, ne var? Neler oluyor Faruk Bey? Arda bugün babasıyla karşılaştı. Ne? O adam benim babam değil. Tanımıyorum öyle birini. Yok öyle biri daha. Yok, yok. Neler oldu? Oturun Hacer Hanım. Renginiz bembeyaz oldu. Geçin oturun. Bunca yıldan sonra neden çıktı karşımıza? Tesadüfen gördük. Gittiğimiz çay bahçesinin şef garsonuymuş. Arda bir süre kendine gelemedi onu görünce. Konuşamazmışım. Lütfen gidin buradan.
Gidin buradan. Lütfen. Gidin yoksa polis çağıracağım. Hayatımızı mahvetti Faruk Bey. Arda onun yüzünden okuyamadı. Neler yaşadığımı bir bilseniz. Sırf babası yok diye okulu bıraktı. Doğru düzgün bir arkadaşı bile olmadı. Sizin yanınızda çalışmaya başladıktan sonra biraz olsun değişmişti. Ben artık unutmuştur diyordum ama. Ne yazık ki unutmamış. Bu gece yaşananlardan sonra unutur diye de düşünmeyin. Çünkü hiçbir zaman unutmayacak. Bir baba nasıl böyle konuşur? Nasıl bir insansın sen ha? Duymasınlar. Arda! Biz seni ne indik? Allah belanı versin senin. Lanet olsun. Lanet olsun. Nasıl Arda, bir insansın oğlum. Sana? Dur. Duymasınlarmış oğlum. Beni. Arda. Sen bir şeysin oğlum. Sana. Oğlum dur yapma. Ne olur. Polis çağıracakmış. Ne diyeceksin? Çağır. Oğlum beni görmeye geldi. Şikayetçiyim mi diyeceksin? Ne söyleyeceksin? Alçak. Alçak. Oğlum yapma bak. Arda ne olur sakin ol. Yanında kız vardı anne. Kız üzülmesin diye bizi kovdu. Kapıdan kovdu anne. Gidin yoksa polis çağırırım dedi anne. Ah, oğlum. Ah. Günaydın Hacer Hanım. Nasılsınız? Arda nasıl? İşe gelmeyecek mi? Bilmiyorum Faruk Bey. Odasının kapısını kilitlemiş. Sesleniyorum ama açmıyor. Oğlum hiç iyi değil. Hiçbir şey yapamıyorum. Yıllardır yarası kapansın diye uğraştım. Şimdi daha büyük yara aldı evladım. İnşallah bugünlerde geçer Hacer Hanım. Arda yine eskisi gibi olacak. İnşallah Faruk Bey, inşallah. Uyanınca beni aramasını söyler misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Arda! Oğlum ne olur aç şu kapıyı artık. Arda, yalvarırım aç oğlum. Arda! Yine mi siz? Evinize gelmek istemez. Çay bahçesine gittim ama bugün izin olduğunuzu söylediler. Çay bahçesi veya ev fark etmez. Beni rahatsız etmenizi istemiyorum. Sakin olun. Biraz konuşalım. Sonra bir daha selam bile vermem isterseniz. Şöyle geçin. Kızınız? Okulda o. Heh. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben Arda'yı tanıyalı 2 sene oldu Ercan Bey. 2 senedir benim yanımda çalışıyor. Bir sorunu olduğunu daha en başından beri anlamışım ama... Lütfen konuya gelin. Sorunun ne olduğunu öğrendiğim gün sizi bulduk. Meğer Arda sizi onları terk ettiğinizden beri hep sizi aramış. Dün gece sırf bir delilik yapmasın diye onunla beraber geldim. Ama sonra gördüm ki... Bütün öfkesine rağmen Arda sizi özlemiş. Oysa siz ne yaptınız? Ben yapmam gerekeni yaptım. Yapmanız gereken o muydu? Arda'yı 10 yaşından beri bırakmış... Bakın. Faruk. Bakın Faruk Bey. Biz Arda'nın annesiyle 15 sene önce ayrıldık. Ben kendime yeni bir hayat kurdum. Eski hayatımın üstüne bir çizgi çekerek kurdum yeni hayatımı. Arda'dan karıma bahsetmedim. Şimdi ne diyeceğim? Benim bir oğlum vardı, ben onu sana söylememiştim mi diyeceğim? Böyle olmasını ben de istemezdim ama oldu. Bunun geriye dönüşü yok. Arda dün geceden beri çok kötü durumda. Sizin yapmanız gereken tek şey... Hacer Hanım arıyor. Efendim Hacer Hanım. Söylediğinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ağlamadan anlatın.
Geliyorum ben. Bu ne biçim bir oyun? Ne oyunu? O kadın da bu oyunun içinde. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Amacınız yuvamı bozmak mı? Allah Allah. Allah yuvanıza dirlik düzenlik versin. Ama ortada yaralı genç bir adam var. Her an bir delilik yapabilir. Belki arada bir dışarıda görüşürüz. Ama daha fazlasını ne o beklesin ne de siz. Bir gün bu yaptığınızdan dolayı umarım pişmanlık duymazsınız Ercan Bey. Arda! Arda aç şu kapıyı! Arda beni duyuyor musun? Niye böyle yaptı bu çocuk? Sabahtan beri ses vermiyor. Kendine bir şey yapmasın. Arda! Arda! Arda oğlum! Oğlum neden kapıyı açmıyorsun? Korkuttun beni. Ne oluyor? Kapıyı çaldık. Neden açmadın? Duymadım. Duymadın mı? Duymadım, dalmışım. Arda! Hadi gel seninle dışarı çıkalım biraz. Hadi Arda. Sana bir semaver çayı ısmarlayayım. Ne dersin? Yorgunum Faruk abi. Ne yorgunluğuymuş bu? Hem ben sana çalışalım demiyorum ki. Şöyle güzel bir yerde çay içelim diyorum. Hadi oğlum. Hadi ama. Git oğlum. Kendini eve kapama. Açık hava iyi gelir. Tamam. Hadi. Hadi garson, nerede kaldı benim yemeğim? İşte burada. Bak bir daha sakın geç kalmasın, tamam mı? Affedersiniz küçük hanım. Ancak bir şartla affederim. Neymiş o şart? Çayın soğuyor. Canım istemiyor. Yapma böyle Arda. Nasıl yapmayayım? Dün geceden beri yaşayan bir ölü oldun. Yapma bunu. Kendini düşünmüyorsan anneni düşün oğlum. Düne kadar içimde değişik bir duygu vardı. Sanki bir yarım yoktu ve ben eksik tarafımı tamamlamak için hayal kuruyordum. Ama şimdi... Şimdi... Sanki tamamen yok oldum. Zaman her şeyin ilacıdır Arda. Onların hepsi laf Faruk abi. Zaman hiçbir şeyin ilacı değil. Aksine zaman geçtikçe insanın içindeki kara delik daha da büyüyor. Belki değişir baba. Belki de yaptığına pişman olur. Değişmez. Seni yıllardır görmemiştim. Dün gece gördüm. Genç bir adam olarak çıktın karşısına. Belki de şok yaşadığı için öyle davrandı. Bugüne kadar neler yaşamış çok da bilmiyoruz değil mi? Evlenmiş, barklanmış, karısı, çoluk çocuk. Bir düzen tutturmuş işte. Belki de pişman olmuştur oğlum, kim bilir? Kalkalım mı? Daha çayımızı bile içmedik oğlum. Canım istemiyor ama sen kal abi, ben gidiyorum abi. Beraber geldik, beraber gideriz. Abi biraz yalnız kalsam lütfen. Belki de şok yaşadığı için öyle davrandı. Bugüne kadar neler yaşamış çok da bilmiyoruz değil mi? Evlenmiş, barklanmış, karısı, çoluk çocuk, bir düzen tutturmuş işte. Belki de pişman olmuştur oğlum, kim bilir? Bir kez daha. Sana bir şans daha. Eğer yine... Thank you.
Bu da kim? Ne istiyorsun? Merhaba. Arda, kızım uyuyor. Lütfen. Bana söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Ben söyleyeceklerimin hepsini dün gece söyledim. Bak, anlamak istemesen de benim bir hayatım var. Onu mahvedemem. Karım hiçbir şey bilmiyor. Ama istersen dışarıda görüşürüz. Bu ne? Sana hediye almıştım. Doğum gününde verecektim ama sen o gün gittin. Bir gün mutlaka göreceğimi biliyordum seni. Karşılaştığımızda vermek için sakladım. Doğum günün kutlu olsun. Allah'ım, nasıl kurtulacağım ben bu çıkmazdan? Nasıl? Reyhan? En iyisi bu evden taşınmak galiba. Reyhan öğrenirse... işlerimi de biliyordur. Arda? Oğlum. Gel sana sarılayım. Oğlum benim. Yavrum. Aslan oğlum benim. Annem. Canım annem. Geçecek anne. Sana söz veriyorum, geçecek. Geçecek, geçecek yavrum benim. Elif, geç kalıyoruz. Ben hazırım. Gel. Söylediklerimi iyice anladın değil mi? Anladım. Servis bugün beni Oya teyzeme götürecek. Bu gece orada kalacağım. Neden? Çünkü sen annemi almaya gideceksin. Aferin sana. Yarın okula Oya teyzenden gideceksin. Sen okuldan çıkıncaya kadar biz dönmüş olacağız. Tamam. Hadi şimdi gidelim. Gel bakalım. Arda, seni işin başında gördüm nihayet. 3 gün tatil yetti patron. Arda, neyse yok bir şey. Faruk abi, ben iyiyim abi. Daha da iyi olacağım inşallah. Sen iyisin de, sana bunu yapanlar nasıl olacaklar acaba? Onun işte orasını Allah bilir.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında Reyhan Adalı olay yerinde, Ercan Adalı hastanede. Reyhan Adalı, Ercan Adalı. Efendim, sizi dinliyorum. Ne? Emin misiniz? Ben işin aslını öğrenirim. Allah Allah. Ne oldu abi? Yok bir şey. Bir işim var Arda, çıkmam gerek. Tamam abi. Beyefendi, gazetede bir haber okudum da Şef Ercan Adalı trafik kazası geçirmiş, öyle mi? Allah rahmet eylesin. Peki kendisi hangi hastanede acaba? Peki, teşekkür ederim. Ölümlü dünya işte. Ne sana kalır ne de bana. Arda'yı çağırmamı istiyorsun galiba. Söylerim ama gelir mi bilmem. Ne diyorsun Arda? Ziyarete gidecek misin? Gitmeyeceğim. Bence git oğlum. Onun yaptığı onun günahı. Sen git. Beni dinle Arda. Bak ölümlü dünya. Sonra pişman olursun. Ben kendime yeni bir hayat kurdum. Yıktığın hayatın ne durumda olduğunu hiç merak etmedin ama. Hiç vicdanın sızlamadı. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Neden? Baba olduğun için mi? Neden seninle böyle konuşamam? Lütfen gidin buradan. Konu komşuya rezil oluyoruz. Gidin yoksa polis çağıracağım. Söylediği şeye bak. Polis çağıracakmış. Lanet olsun. Hiç ama hiç değmezmiş. Gidiyorum. Bir daha asla anmam adını. Asla babamı bir kez olsun göreyim demem. Asla. Geçmiş olsun. Arda, Arda. Elif sana emanet.
baba! 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 Allah belanı versin senin! Lanet olsun! Lanet olsun! Nasıl Arda, bir insansın sana? Duymasınlarmış beni! Her bir şeysin sana! Polis çağıracakmış. Ne diyeceksin? Oğlum beni görmeye geldi. Şikayetçiyim mi diyeceksin? Ne söyleyeceksin? Alçak! Alçak! Oğlum yapma bak. Arda, ne olur sakin ol. Yanında kız vardı anne. Kız üzülmesin diye bizi kovdu. Elif. Merak etme. Babasızlığın ne olduğunu bilirim ben. Çok iyi bilirim hem de. Çok. Beni hatırladın mı? Hatırladım. Şimdi birlikte bize gidiyoruz, olur mu? Ama babam? Babanın haberi var. Burada bekleyemezsin. O söyledi zaten. Elif'i eve getir. Onunla ilgilen. Şöyle güzel bir yemek yesin, uyusun dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.